في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barchangizga duo salomlar ila. Ba'zi bir opa singillarimiz oldinga chiqargan videoyimizda ko'rib duo salom so'rashgan, ularga duolar, salomlar g'aybona. Va ba'zi birlaringizning iltimosingizga binoan tajvid darsi, Qur'on darsi so'ragan ekansizlar, shunga binoan tajvid darsini berishlikni qaror qildik. Bugün inşallah birinci dersimiz tecvid dersinden. Lekin tecvid dersini başlayıştan aldım, ondan aldım bir iki de mühim dersler var. Onları ben sizlere aytib geçeyim. Kur'an-ı Kerim'in okuşluğunun fazileti, unumu, Kur'an'da nima deyilgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerde nima deyilgen, şu hafta az yine gelip odamız ki, Kur'an-ı Kerim'in okuşluğunun adabı, o nimalar, ular nimalar, ularni ozgina aytib o'tamiz. Undan keyin tajvid darsini boshlashlikdan oldin har bir musulmon mu'mina ayol qizlar, aka-ukalar, hamma mu'min musulmon har bir inson arab alifbosini, arab harflarini bilishi shart. Shuning uchun ularni o'rganamiz. Bugungi darsimizda shularni o'rganamiz. Keyingi darsimizda bu harflarning maharij, ya'ni qaysi harf qayerdan chiqishligini ularni tushuntiramiz. Undan keyin tajvid darslarini boshlaymiz, Xudo xohlasa. Birinchi Qur'on-i Karimni o'qishni, tilovat qilishni fazilati haqida gapirsak. Bu narsani har birimiz bilishimiz kerak, chunki Qur'onni o'qishlik qanchalik uni savobi, İnsan ihlas qilib, uni ihlas bilan chin yurakdan o'qib, uni talaffuz qilsa, uning savobi bor. Har bir insonni o'qigan sari ishtiyoqi, zavqi ko'tarilaveradi. Shuning uchun hozir men biz endi bu Qur'onda va hadis sharifda keltirilgan dalillarni bittasini sizlarga sanab o'tamiz. Avvalambor Alloh taolo Qur'oni Karimni insu jinslarga hidoyat va rahmat va nur qilib tushirdi. Birinchi endi Qur'oni Karimda buni keltirilgan bitta oyatda Alloh taolo kalomlardan bir oyatda aytib uni tarjimasini o'qiyamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alladina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Biz kitob berganlardan uni o'rniga qo'yib tilovat qiladiganlari ana o'shalari unga iymon keltiradi. Kim unga kufr keltirsa, ana o'shalar o'zlarigina yutqizganlardandir, deyilgan bu oyatning ma'nosi tarjimasida. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadis shariflaridan Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilarki, sizlarning xayrlilaringiz Qur'oni Karimni o'rgangan va uni o'rgatganlaringizdir dedilar. Yana bir hadisda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambarimizdan rivoyat qiladilarki, qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam man qara harfan
من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki kim de kim Kur'an-ı Kerif'ten bir harf okusa onge bitti yaşlılık vardır. Ve bitti yaşlılık ki on da yaşlılık kaytardı. Alif lamim bitti harf de bitmeyim dediler. Lekin alif harf, lam harf, mim harf de bitmeyim. Şunun için biz alif lamim degenimizde her bir harfke 10 tadan yaxşılık veriladı, savab veriladı. Alif lamim degenimizde 3 ta harfke 30 savab veriladı. Allah barchamizni Qur'on o'rganib, Qur'on ahlidan qilishlikni va unga amal qilishlikni ilm o'rganib, u ilmga amal qilib, bu ilmni o'rgatishligimizni nasib qilsin. Qur'on Karimni o'qishlikning odobi qanday? Qur'on Karimni o'qishlik, uni eshitishlik, biror qori o'qiyotganda yoki biror imomlarimiz Qur'on tilovat qilayotganda uni qanday odob bilan eshitish kerak, qanday odob bilan o'qish kerak, ularni juda ham ko'p ularning odoblari, ulardan muhimlarini sanab o'tamiz. Birinchisi ixlos bo'lish kerak. Riyo bo'lmaslik kerak odamning qalbida. Riyo o'qiyotgan paytida riyo uchun o'qimaslik kerak. Ha, mana shu odam meni o'qiyotganimni ko'rsin-da, meni Qur'on o'qirkan degan riyoga o'xshash nimalar qalbdan o'tmasligi kerak. Qala ta'ala va ma umiru illa liya'budu Alloha mukhlisina lahu ad-din. Şunu da buyurdular. Beyyine suresi. İkincisi, en yekuna ala tahara fi bedeni ve thabi ve mekan. İkinci derseniz, her bir insanın Kur'an tilovat kılışıdan aldın. Okuyduğun cahı, taharetli, taza buluş gerek, kime ve bedeni taharette buluş gerek. Yani taza buluş gerek, taharetle okuş gerek. Kur'an-ı Kerim'de bu hafta قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون debiyordu. Vakia suresi. Üçüncüsü istiqbal-ı kıble. Kıblege yönelik gerek. Bu hafta Bera ibn Azib radiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıladılar ki Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnne li kulli şeyin seyyiden ve inne seyyidel mucalisi kubaletul kıbleti. Her bir narsa üçün bir şeref vardır. Meclisinin şerefi ise kıblege yönelmiştirdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara sorganda shunday javob berganlar. To'rtinchisi xushu tadabbur qilishlik, qalb bilan xushu qilishlik, sokin qalb bilan o'qishlik, fikrni har bir narsadan cheklab faqat Qur'onga yo'nalib o'qishlik. Ma'nosini o'ylab o'qishlik. Beşincisi Kıraatul Kur'anul Kerim bitteannin ve tertil muraatul ahkamit tecvid. Kur'an-ı Kerim'ni tertibi bilen, tecvid ahkamları bilen okusuyduk. Kale Teala ve rettilil Kur'an'a tertile. Allah da Allah Müzemmil suresinin 9. ayeti de şimdi de buyuradı. Endi alifbo harflarini o'rgatamiz. Endi harflarni takka raqam qo'yganman, o'sha raqamni aytib, men u harfni talaffuz qilaman. Inshaalloh bu harflarni o'rganganimizdan so'ng
katta mahrajlarni ham o'rganganimizdan keyin biz tajvid darsini boshlaymiz inshaalloh. Birinchi harfimizdan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi harfimiz alif. Alif. Ikkinchi harfimiz ba. Ba. Uchinchi harfimiz ta. Ta. To'rtinchi harfimiz sa. Sa. Ko'pchilik bu harfda xato qiladi, xato talaffuz qiladi. S ba'zi bir insonlar bor, mahrajini adashtiradi. Bu harfda e'tibor qilib o'qishlik lozim. Sa. Sa. 5-chi harfimiz jim. Jim. 6-chi harfimiz ha. Ha. 7-chi harfimiz xo. Xo. 8-chi harfimiz d. D. 9-chi harfimiz z. 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 10-chi harfimiz ro. Ro. 11-chi harfimiz z. Z. 12-chi harfimiz sin. Sin. 13-chi harfimiz shin. Shin. 14-chi harfimiz sod. 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 Bu harfimiz qalin harflarga kiradi. Bunda ham ba'zi birlarimiz talaffuzda qiynaladi. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lib o'qish kerak. So. Sod. Sod. 15-chi harfimiz do. Do. Bu harf arablarda bu harfni arab tili deyishadi. Dot tili deyishadi. Ya'ni dot harfli til degan. Arablar ham bu harfni o'qishga, talaffuz qilishga qiynalishgan sababli arab tilini dot tili deb ham atashadi. Shuning uchun maharij harflarni qay joydan chiqarishligi darsiga kelganimizda Xudo xohlasa buni qanday o'qilishligini batafsil tushuntirib o'tamiz. Bo, bo, bod, bod. 16-chi harfimiz to, to. 17-chi harfimiz vo, vo, vo. Keyin ba'zi bir qorlar, ba'zi bir Qur'on tilovat qiladiganlarimiz dot harfi bilan vo harfini almashtirib qo'yadi. Vo o'qishadi. Uni ham e'tiborga olishlik kerakki, bunaqa harf yo'q. Voni vo joyda, boni bo joyda o'qishlik kerak. 18-chi harfimiz ayn, ayn. 19-chi harfimiz g'o, g'oyin, g'oyin. 20-chi harfimiz fa, fa. 21-chi harfimiz o, o. 22-chi harfimiz k, k. 23-chi harfimiz la, la. 24-chi harfimiz min. 25-chi harfimiz nun. 26-chi harfimiz va, vav, vav. 27-chi harfimiz h, h. Yumshoq, yumshoq h. Yumshoq h. Ha deb o'qiladi. 28-chi raqamimiz la. La malif. La malif. La o'qiladi. 29-chi harfimiz yo. Ya. Ya. Bu hozir o'qiganlarimiz hammasi 29 ta harf. Arif, alif bosi, arif arab harflari, arab alifbosi. Bularni bularni yaxshilab qayta-qayta takror qilib o'qib, shakliga qarab, uni talaffuziga qarab har bir harflarni yodlashligimiz kerak. Keyingi darsimizda inshaalloh shu harflarni maharijlarini, ya'ni qayerdan chiqishdan, qay bir harf qayerdan chiqishligini o'rgatamiz, Xudo xohlasa. Bugungi darsimiz shuncha. Allohga omonat bo'linglar. Duo va salomlaringizlar hammangizni Allohga omonat qildik. Keyingi darsimizda uchrashguncha sog' salomat bo'linglar.